Kuantum bilgisayarlar klasik makinelerden çok farklı bir dünyada işler. Bu devrim niteliğindeki araçlar atomların, fotonların ve elektronların kuantum dünyasındaki tuhaf özelliklerini kullanarak hesap yapıyor. Dolayısıyla normal bilgisayarların asla başaramayacağı ya da süper bilgisayarlara yüzlerce nesil lazım gelecek hesaplamaları saniyeler içerisinde çözme potansiyeline sahipler. Örneğin 2019'da Google'ın 53 kubitli Sycamore işlemcisi 200 saniyede rastgele bir devreyi çalıştırarak benzer bir işi çözebildi. Google'a göre bu deneyi klasik bir süper bilgisayar 10.000 yılda tamamlayacaktı. Daha da yakın bir örnek, Google'ın yeni Willow kuantum yongası 2024'te 5 dakikadan kısa bir sürede işlem yaparak klasik bilgisayarların yapmasının evrenin yaşıyla kıyaslanabilecek bir süre, 10 üzeri 25 yıl alacağını gösterdi. Bu kadar çarpıcı sonuçlar neden kuantum bilgisayar sorusunu haklı çıkarıyor. Kuantum bilgisayarlar şu an için yalnızca belirli görevlerde avantaj sağlasa da evreni modelleme, yeni materyaller keşfetme veya karmaşık optimizasyon problemlerini çözme gibi alanlarda devrim yaratabilirler. Ayrıca kuantum fiziğini temel alan bu makineler evren, zaman ve gerçekliğin işleyişine dair sorulara yeni bakış açıları kazandırabilir. Bu videoda kuantum bilgisayarların nasıl çalıştığını ve neden paralel evrenler ile geleceği görme metaforlarıyla anıldığını derinlemesine keşfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlardan en temel farkı bilgiyi nasıl kodladıklarında yatar. Geleneksel bilgisayarlar 0 veya 1 durumundaki ikili bitlerle çalışır. Oysa kuantum bilgisayarlarda en küçük bilgi birimi kübittir. Her kübit özel bir kuantum sistemi, örneğin bir atomun enerji durumu veya bir fotonun polarizasyonu olarak hem 0 hem 1'in özelliklerini aynı anda taşıyabilir. Bu olgu süperpozisyon olarak adlandırılır. Öyle ki iki kübit birlikte aynı anda 4 farklı bilgi parçası, 0 ile 3 arası değerler tutabilirken 3 kübit 0'dan 7'ye kadar 8 değeri aynı anda kodlayabilir. Yani kübit sayısı arttıkça bilgi taşıma kapasitesi üstel şekilde çoğalır. Buna ek olarak kübitler dolanık olabilir. 2 veya daha fazla kübit dolanık hale geldiğinde aralarındaki ilişki kuantum seviyesinde öylesine sıkılaşır ki bir kübit ölçüldüğünde diğerinin durumu anında belli olur. Bu durum uzaktaki iki parçacık tahta üzerinde tıpatıp aynı sayıları gösteriyor gibi tarif edilebilir. Ölçülen bir entangled kübitin hali, yani dolanık kübitin hali, sistemdeki diğer kübitler hakkında hemen bilgi verir. Dolanıklık ve süperpozisyon bir araya gelince, kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarların hiçbir zaman yapamayacağı türden hesaplamaları paralel olarak yapar. Kuantum algoritmalar bu süperpozisyon halindeki durumları olasılık dalgaları olarak işler. Yani kübitler arasındaki olası sonuç kümeleri dalga biçiminde genleşir ve girişime uğrar. Bu dalga cephesi peak anteniyle çok sayıda çıkış sinyalinin üst üste gelmesi gibidir. Uygun fazlarda eklenen dalgalar bir sonucu güçlendirirken yanlış cevapları getiren dalgalar birbirini sönümler. Bu kuantum girişimi sayesinde bilgisayarlar olasılıklardan doğru cevabı seçer. Örneğin bir labirentte çıkışı arayan klasik bir bilgisayar tüm yolları teker teker denerken kuantum bilgisayarın kuş bakışı görünüm elde ederek birçok yolu aynı anda test edip girişimle doğru çıkışı bulduğu söylenir. Gerçekte tek bir yol denenmez, dalga mekaniğiyle işlem yapılır. Her kübit aynı anda birden çok değer alabilir. Böylece n kübit n bitten çok daha fazlasını 2 üzeri n durumu aynı anda işler. Kübitler birbirine bağlanarak ortak bir kuantum durumu paylaşabilir. Bu sayede bir kübitin durumu ölçüldüğünde diğer kübitin durumu hemen belirlenebilir. Farklı hesaplama yolları olasılık dalgaları şeklinde üst üste binip birbirini güçlendirir. Yanlış cevapları getiren olasılıklar birbirini çökertir. Kuantum işlemler deterministik değildir. Sonuçlar olasılık dalgalarının şiddetleriyle belirlenir. Hesap sonrası yapılan ölçüm tek bir sonucu verir. Ancak algoritma o sonucu yüksek ihtimalle yapacak şekilde tasarlanır. Bu temel farklılıklar kuantum bilgisayarlarının doğasını şekillendirir. Kuantum bilgisayarlar henüz genel amaçlı her şeyi yapabilen bir hale gelmemiş olsa da belli problemler için klasik bilgisayarların erişemeyeceği hızlara ulaştıkları gösterildi. Buna kuantum üstünlük denir. Kuantum bir işlemcinin belirli bir hesaplamada her zamanki en güçlü süper bilgisayarlardan daha hızlı veya pratik ölçeklerde daha verimli sonuç vermesini temsil eder. 53 kübitli Sycamore işlemcisi rastgele bir kuantum devresini 200 saniyede çalıştırdı. Google'ın Nature dergisindeki bildirisinde bunun klasik dünyanın en güçlü süper bilgisayarı için 10.000 yıl süreceği iddia edildi. Bu olay basında kuantum üstünlük olarak anıldı. Daha sonra klasik algoritmalar bu süreyi düşürdü.
Ama yine de o işlemcinin olağan dışı bir başarı olduğu söyleniyor. Google'ın yeni kuantum çipi Willow ile çok daha karmaşık bir problem 5 dakikadan kısa sürede çözüldü. Google'a göre aynı işlemciyi klasik bir süper bilgisayarın çözmesi 10 üzeri 25 yıl alacaktı. Bu evrenin yaşından çok daha uzun bir zaman dilimi demek. Willow çipinin başarısı hataları azaltma konusunda önemli bir adım olarak duyuruldu. Bu tür başarılar kuantum bilgisayarların çıtasını yükseltiyor. Ancak kuantum üstünlük tek seferlik veya rastgele seçilmiş problemler için elde edildi. Günlük hayatın şifre kırma veya yapay zeka problemleri gibi pratik alanlarında henüz kuantum bilgisayarlar klasikleri geçmiyor. Yine de bu örnekler kuantum teknolojisinin nereye varabileceğine dair ufuk açıyor. Kuantum hesaplama tuhaflığı anlatılırken sık sık paralel evrenler metaforu kullanılır. Bir iddiaya göre bir kuantum bilgisayar hesap yaparken farklı olasılıkları farklı evrenlerde eş zamanlı olarak değerlendiriyor. Bunu en çok savunanlardan biri kuantum hesaplamanın öncülerinden David Deutsch'tur. Bu fikirler aslında kuantum mekaniğinin çoklu dünyalar yorumu, Many Worlds Interpretation ile bağlantılıdır. Çoklu dünyalar yorumuna göre Hugh Everett'in 1957'de ortaya koyduğu gibi kuantum ölçümü sırasında dalga fonksiyonu çökmez. Onun yerine her olası sonuç gerçekleşen farklı bir evren oluşturur. Yani kuantum sistemlerin her sonucu ayrı bir dünya meydana getirir. Bu yoruma göre bir parçacığın iki farklı konumda bulunma olasılıkları aslında bu iki konumu içeren iki paralel evrende aynı anda gerçekleşiyor demektir. David Deutsch'tan aktarılan bir örnekte çift yarık deneyindeki foton için bir yarıktan geçen fotonun yanında komşu bir evrende diğer yarıktan geçen görünmez bir ikizi vardır ve onlar birbirleriyle girişim yaparlar. Kuantum bilgisayarlar açısından bakıldığında yine Deutsch'un yaklaşımı meşhurdur. O bilişsel bir bakış ile kuantum hesaplamayı yorumlar. Gerçek bir kuantum bilgisayar her paralel evrende aynı anda çalışarak sonucu bulur. Deutsch'a göre 3 kubitli bir bilgisayardaki hesaplama aynı problemi çözmeye çalışan 8 adet özdeş bilgisayarın her paralel evrende bir araya gelmesiyle gerçekleşir. Yani bu bakışta 300 kubite sahip bir makine gözlemlenebilir evrendeki atom sayısından daha fazla paralel evren yardımıyla hesap yapıyor olmalıdır. Gerçekten de makul gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Ancak bu ütopik senaryo bile kuantum hesaplamanın neden çok güçlü göründüğünü anlatmaya çalışır. Bir kuantum algoritmasını tüm olasılıkları deneyip doğruyu bulmak yerine aynı problemi birden çok paralel dünyada hızla çözmek gibi düşünebilirsiniz. Örneğin bir bilmeceyi çözmek için aynı odada oturan bir sürü ikiz kardeşi olan bir matematikçi hayal edin. Her biri farklı varsayımlar deneyip sonuçta ortaklaşa doğru cevabı elde eder. Çoklu dünyalar yorumunu savunanlar kuantum bilgisayarların gücünü bu kardeşler arası işbirliğine benzetir. Tabii çoğu fizikçi bu fikri kullanmadan hesaplamanın matematiğine odaklanmayı tercih eder. Kuantum hesaplama derken yalnızca yukarıdaki kapı kapı dolaşan kübit tipi sistemlerden bahsetmiyoruz. Bir başka yaklaşım kuantum tavlama, kuantum annealing kullanılır. Bu yöntemi D-Wave Systems gibi şirketlerin makinelerinde görürüz. Kuantum tavlama temelde optimizasyon problemlerini çözmeye yöneliktir. Problemi bir enerji yüzeyi olarak düşünür ve en düşük enerji durumunu arar. Zira fizik yasaları eğilimle sistemleri en düşük enerji durumuna iter. Kuantum tavlama kuantum fiziğini kullanarak bir problemin düşük enerjili durumlarını bulur ve böylece öğelerin optimal veya neredeyse optimal bir kombinasyonunu sağlar. Bu yaklaşım çok sayıda olası çözüm içinden en iyisini seçmek, örneğin en verimli rota, en iyi eşleme için idealdir. İçi boşaltılmış bir kristal küre olduğunu hayal edin. Klasik yöntemle bu küreyi sallayıp en alta düşen noktayı ararız. Kuantum tavlamada ise küre kuantum tünelleme sayesinde ufak bir sıfır noktasından öteki taraflara sızarak doğrudan en dipteki vadiyi bulabilir. Bir diğer benzetme demirin yavaşça soğutulup en düzenli kristal yapısını en düşük enerjili haline bulmasına benzetilebilir. D-Wave makineleri bu enerjisel çözüm arama yoluyla tıbbi keşiften tedarik zincirine kadar pek çok karmaşık problemi hızlandırmak için bu çözümü kullanıyor. Kuantum tavlama bir optimizasyon sorunu için enerji manzarasında en aşağı noktayı arar. Problemin her olası çözümü bir enerji değeriyle temsil edilir. Ve sistem kuantum etkilerle minimum enerji durumuna optimum çözüme ulaşır. Kuantum bilgisayarlarla ilgili sık sık duyduğumuz bir metafor vardır. Geleceğe bakan bilgisayar. Elbette bu bir kristal küre gibi mistik bir yetenek değil. Ancak kuantum algoritmaları birden çok olası senaryoyu aynı anda değerlendirebilme özelliği sayesinde geleceğe dair bir ön sezi havası uyandırır. Normal bilgisayarlara göre avantaj şudur. Kuantum bilgisayar süperpozisyon sayesinde aynı anda çok sayıda durumu hesaba katar. Örneğin hava durumunu modelleyen karmaşık bir denklemde bir kuantum simülasyonu farklı hava durumu senaryolarını aynı anda
amatör değil profesyonel düzeyde analiz eder. Sonuçta en olası hava durumunu çabucak bulabilir. Bu bakımdan kuantum bilgisayar olasılıkları süzerek geleceğe dair en makul senaryoyu çıkarmak gibidir. Klasik bilgisayarlar bir labirentte çıkışı bulmak için tüm yolları teker teker deneyerek çalışır. Kuantum bilgisayarlar ise labirentin duvarlarından yansıyan kuantum dalgalarını kullanarak kuş bakışı bir çözüm bulur. Bu örnekte klasik bilgisayarlar her çıkmaz sokağa tek tek işlerken kuantum bilgisayar olasılık dalgalarıyla doğru yolu hızla belirler. Benzer şekilde bir kuantum hesaplama birden çok geleceği aynı anda test etmek gibidir. Her olasılığı süperpozisyonu alıp en düşük entropiye ya da en yüksek başarı olasılığına ulaşanı seçer. Kısaca kuantum hesaplama geleceği doğrudan görmez ama olasılıkları hesaba katarak olası gelecekleri tahmin edebilir. Bu gelecek senaryolarını simüle etmek için son derece değerlidir. Örneğin ilaç keşfinde moleküllerin farklı kimyasal yolları, finansal modellemede piyasa risk senaryoları, kriptografide kırılma ihtimalleri aynı anda hesaplanabilir. Bir bakıma kuantum bilgisayar problemin dallı budaklı olasılık ağacını derinlemesine inceleyip en güçlü dalı tespit eder. Zamanın tek yönlü akışı zaman oku günlük hayatımızda sezilir. Şimdi de kuantum bilgisayarların teorik fizikteki zamanın yönü, entropi ve bilgi işleme ile ilgili olan ilişkilerine bakalım. Zamanın tek yönlü akışı zaman oku günlük hayatımızda sezilir. Ama temel fizik yasaları kuantum seviyesinde zaman simetrik gözükür. İşte kuantum bilgisayarlar bu konuda da ilginç düşüncelere kapı aralıyor. Önce entropi ve bilgi bağını hatırlayalım. Fizikte Landauer prensibi diyor ki bir bit bilgiyi geri alınamaz bir şekilde silmek kaçınılmaz olarak entropi düzensizlik üretir. Yani bir şeyi silmek termodinamik arkın yönüne entropinin artmasına katkıda bulunur. İnformasyon fiziki bir şeydir. Sözü de bunun altını çizer. Basit bir günlük benzetmeyle düşünün. Bir not defterindeki yazıyı kazıdığınızda mikroskopik karışıklığa yani ısıya neden olursunuz. Kaybolan bilgi ısınma ve entropi demektir. Şimdi kuantum dünyasına dönelim. Kuantum süreçleri teorik olarak zaman simetriktir. Yani kuantum dinamiği ileri ile geriye aynı kuralları kullanır. Gerçek deneylerde de kuantum sistemlerin entropi akışı kısmen geri dönebilir bulunmuştur. Örneğin deneyler kuantum parçacıkların hem entropi artışı hem de azalışı gösterebileceğini ve zaman okunun tam anlamıyla tek yönlü olmayabileceğini işaret ediyor. Başka bir deyişle mikroskopik düzeyde termodinamik tersine döndürülebilir. Köpüklü bir suyun kendiliğinden geri durulması, örneğin bir süperpozisyon durumunda nadiren de olsa mümkün gözüküyor. Bu durum klasik kırık bir bardağın kendiliğinden birleşmesi gibi olayların neden süper nadir olduğunu açıklar. Temelde tersine döndürebilir olasılıkları çok düşük olduğu için makro alemde zaman tek yönlü görünür. İlginç bir kuantum yorumu da John Cramer'ın transection, el sıkışma durumudur. Bu yoruma göre kuantum olayları tamamen zaman simetriktir. Cramer'a göre bir kuantum etkileşiminde kaynak ileri zamanda giden geriye dönük bir dalga veya geriye zamanlı ileri yönlü bir dalga yayar. Alıcı da aynı şekilde dalgalar gönderir. Bir el sıkışma gerçekleştiğinde enerji momentum aktarılır. Yani kuantum seviyesinde yayan ve alan arasındaki etkileşim aslında zamanın bütününde gerçekleşir. Bir çökme anı yoktur. Her şey atemporal, zamansız bir alışverişle çözümlenir. Bu bakış kuantum bilgisayarların işlemlerinde de geçmişin ve geleceğin birbirine bağlı olabileceğini düşündürür. Bu tartışmalar bize şunu gösteriyor. Kuantum hesaplamalar zaman okunu yeniden düşündürüyor. Entropi artışı ve geri alınamaz bilgi silme olgusu bilgi işleminin termodinamik bedelini hatırlatır. Öte yandan kuantum hesaplayıcılar idealde sonlu sayıda kübitten oluşur ve birimleri birleşik, üniteri işlemlerle çalışırlar. Teoride bu işlemler geri çevrilebilir olabilir. Yani bir tür kuantum tersinirliğe izin verir. Ancak pratikte ölçüm ve hata düzeltme aşamaları entropi üretimine yol açar. Yine de kuantum bilgisayar paradigması evrenin zamanla ilişkisini bilgi boyutuyla birleştiriyor. Düzgün dizilen bir kuantum hesaplama bilgi silmeyi en aza indirip enerji kaybını azaltarak zamanın geçişine meydan okuyabilir. Bahsettiğimiz many worlds ve zaman simetrileri evrenin çarpıcı simetrilerinden doğuyor. CPT simetrisi temel kuantum alan teorisinin olmazsa olmazıdır. C yük değişimi, P parite veya ayna simetrisi ve T zaman tersindir dönüşümleri eş zamanlı yapılırsa fizik yasaları aynı kalır. Bu basitçe söyler ki yükleri tersine çevirip görüntüyü aynada yansıtıp ve zamanı geriye doğru sararsanız tüm fizik olayları bizim evrenimizdeki gibi devam eder. Gerçekten de modern kozmolojide Neil Turok ve Latham Boyle gibi teorisyenler evrenin sırlarını CPT simetrisiyle çözebileceğimizi öneriyorlar. Onlara göre büyük patlamadan itibaren evren bir saat camı şekline benzer.
İleriye doğru genişleyen evrenimizde aynadaki tersi geriye doğru genişleyen bir ayna evren yan yana durur. Yani bir tarafta zamanın ileri, diğer taraf geri aktığı simetrik bir yapı ortaya çıkarır. Bu model sırf enflasyonla açıklamayla çalışılan bazı kozmolojik ince ayarları doğalca çözer. Örneğin Turok-Boyle evreninde enflasyona gerek yoktur ve evren çift yönlü simetrik genişleme ile mükemmel simetri sağlar. Bu bakış açısında evreni kaotik bir çoklu evren yerine kendi ayna görüntüsüyle dengelenmiş bir bütün olarak düşünebiliriz. Bugün kuantum bilgisayarların çalışma mantığını, sınıfının fevkindeki problemlerde nasıl klasik bilgisayarları geride bıraktığını ve birçoğumuzu hem heyecanlandıran hem de kafa karıştıran paralel evren benzetmelerini ele aldık. Süperpozisyon, dolaşıklık ve girişim gibi kuantum ilkeleri sayesinde kuantum bilgisayarlar bugün ulaşılması imkansız sorunları çözüyor. Bu da bize evrenin temel işleyişine dair yeni bakış açıları veriyor. Kipler ve parçacıklar arasındaki mistik el sıkışmalar, simetrik ayna evrenler, zamanın tek yönlü olup olmadığı tartışmaları. Tüm bu konuları anlamaya çalışırken gerçeklik algımız da genişliyor. Kuantum dünyasının gerçeğine baktığımızda zamanın hep ileri akması bize öyle sabit bir ok gibi gelmesine rağmen mikroskopik evrende aksini düşündüren örnekler buluyoruz. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bu soruların peşine düşen başkalarını da uyandırmayı unutmayın. Evrendeki yolculuğumuz devam ederken yeni fikirlerle görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.